Türkiye'de uyandığımız ilk sabahın kahvaltısı. Daha doğrusu dün uçaktan sonra bir kahvaltı yaptık ama yol maceramız çok maceralıydı. Hiç video çekemedim. Evden eve 30 saat 20 dakika sürdü. Annem bizi alandan aldıktan sonra arabamız bozuldu. Otobanda kaldık. Park alanında. Çok hastaydım. Çok moralim bozuktu. Böyle bağıra bağıra ağlıyorsun geldi otobanın ortasında. O yüzden bugün daha güzel olsun diye. Dün bir de nefesin kulağı ağrıdığı için dün ilk acil ziyaretimizi de yaptık. İnşallah son olacak. Ama senin yumurtanı yemez o ya. Gider şimdi. Şimdi sinek kavgası oluyor. Gülşah'ı okula yolladık. 3 kişi balkonda kahvaltı yapıyoruz. Şerife teyze de sinekler gitsin diye cırt cırt getirdi. Bu küçüğü ilk defa görüyorum. Yine aldım onu. Oda için aldım. Hoş buldum. Bugün perişanlıkta ya da Türkiye'de kaçıncı günüm bilmiyorum. Söyleyeceğim. İki gün sonra gelelim. İki gün sonra geleli bir hafta olacak. Geldiğimiz günden beri yatış yatış yatış. Hamdiye gelin. Ne haber kız? Haberler bende. Ne haber vereyim sana? Şunu gösterecektim size. Geçen sene almıştım Nilay Örnek kitabını. Biraz ona başladım. Örnek. Instagram, sosyal medyalarından Örnek diye geçiyor o yüzden. Annem gözleme yaptı. Hazır neyden? Yufkadan mı acaba? Ve annemden patates salatası istedim. Bizim patates salatası annemin sade oluyor. Onu çok seviyorum. Bir gözleme daha geldi. Şimdi tea time yapacağız. Bir de Japonya'da gelmeden önce çok yoğun geçmişti günlerim. Ankara Üniversitesi'nden Ceren Hoca ile beraber bir sürü Türk'ün evine misafirliğe gitmiştik. Sabahnur Hanım onlardan biriydi. Anneanneciğim video çekiyorum, kapatır mısın? Anneannem sosyal medyadan şarkılar açıyor. Onu da görmüştüm, bu kolonyaları. Daha önce hiçbir yerde görmemiştim. 1881. Bunların linkini aşağıya bırakacağım. Sabahnur Hanım'da bu oryantal vardı. Ben bunun kokusuna bayılmıştım. Burada uzun uzun anlatıyor. Belki tek bir video isterseniz gösteririm. Ben 6 modelini birden aldım. Resmen parfüm gibi. Şu an sürdüm. Arabeski. Ben bunu ellerime değil böyle kıyafetime falan döküyorum kokayım diye. Çok güzeller. Eğer detaylı videosunu isterseniz onu da çekelim. Teyzem neyi getirdi? Anneannem kıstırma yapmış. Karnı yarık. Acaba Ege'ce mi kıstırma ya? Kıstırma diye. Ege'ce olabilir. Olabilir. Bu da benim teyzem. Bir tane yani anneannem bir tane yapmış. Mecbur sevmek zorunda kalıyoruz. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Çok mutlu. Annem de çamaşırları seviyor. Ve şu var kız, bunu da aldık. Bu da çok güzel. Sineklik bak. Mıknatıslı. Bizim panjurlar olduğu için demir oraya gidiyor dışarı çıkarken. Ama içeri girerken hiçbir sorun yok. Evet, olmaz. Ne yapıyorsunuz? Ellerini yıkayacaklar. Nefes. Ellerini yıkayacaklarmış. Çok acıktık. Çay içeceğiz. Aslında unutmazsam uzun uzun seyahatin nasıl geçtiğini anlatmak lazım. Ama şu an çok açım. Ve sesim böyle daha. Bugün daha iyiyim. Çok şükür. Bugün Türkiye'ye geldiğimden beri anneannem bana bakıyordu, onu konuşuyorum. Uyandığım en iyi sabah oldu. Uyandığım en iyi sabah oldu. Yok, yanlış oldu. En iyi hissettiğim mi? En iyi hissederek uyandığım sabah oldu. Daha doğru oldu bu. Konuşamıyorum da, böyle beynim de çalışmıyor ne yazık ki. İlaçlardan mı bilmiyorum. Az kaldı bugün daha. Anne sen nasılsın bugün? Bugün iyi misin? İyiyim. Daha iyisin. Evet, annem de sesi çıkmıyor. O da İzmir'de hasta olmuş. Ben Japonya'dan hasta geldim. Bildiğiniz yatış. Bu kadar. Hadi yemek yiyelim şimdi. Görüşürüz.
Bu gece bizim evde çanta boyama faaliyeti var. Nefese kumaş kalemi almıştım. Bir de böyle bir sürü kumaş çantalar. Nefesle anneannem boyuyorlar. Gülşah da boyamıştı. Nefesle nefes anneanneme çanta boyuyor. Anneannem nefese çanta boyuyor. Çok tatlılar. Değil mi nefes? Biz de annemle onları izliyoruz. Kuşlara bak ne geliyor bak. Bak gördün mü? Bak. Burada annen yanında. Arkada ne yapıyor? Burada ne var? Anneannemin resmi de bitti. Bu ev kimin? Ha, onu yazmadı ki. Kimin evi? O Şerife'nin evi. Şerife'nin evi mi? Ha, senin evinmiş anne. Yasın Şerife adına. Ama nefesin eviydi. Ama Hamine'nin hani nefesin eviydi bu? Nefesin ne? Bu nefesin. Nefesin evi, pardon. Yanlış oldu. Aynen, yanlış oldu. Bu nefesin evi. Evet. Nefes bunu okula giderken, pikniğe giderken kullanacak değil mi anneciğim? Evet, bir de oyuncaklarını koyacak. Evet, oyuncaklarını koyacak evet, içine. Kafe. Ah, kitap okuyorlar orada da. Günaydın. Günaydın. Şerife Bacı kahvaltı salonunda. Kahvaltı zamanı. Evi çok çapsın, tamam mı? Tamam. Merhaba gençler. Merhaba. Biz aslında dünden beri yazlığa geldik teyzemler ama video çekmedim. Kötü bir YouTuber oldum ben. Gülşah da burada. Ve şimdi göce yiyeceğiz. Biz buna göce diyoruz ama kısır diyorlar, iç diyorlar. Biz de göce diyorlar. Teyzem bize göce yedirip denize yollayacak bizi. Burada anneciğim. Bir şey verir misin bana nefese? Hangi ne istiyorsun? Nefse'nin yanına oturmak istediği için biz de kardeşimle, teyzemle buralarda kaldık. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ha, ot getirdim sana. Hoş geldiniz. Bu ne? Semizotu. Dedem semizot demez. Dedem eniştem bahçeden semizotu getirdi. Nefes bundan cumartesi eniştem getirdiğinde bahçeden yıkadı yedi. Ot yiyeceğim. Yaprak yiyeceğim diye daha doğrusu. Tazecik. Ay ödüm koptu sandalyem hareket edince. Arkamdan selo geçmiş. Salatalıklar da bahçeden. Kocaman vardı onu. Bu sefer yok mu? Salatalıklar. Biberler var. Bu biber değil mi? Hı hı. Biber var altında. Patlıcanlar. Ve kayısılar. Teşekkürler enişte. Bahçeden. Evet. O diyor. Giritli misiniz acaba? Eniştem giritli olduğu için bu oğlancıklar da giritli oluyor mecburen. Ben de babadan giritliyim. Nefeste de giritli kanı olduğu için otçu oldu çocuğum. Gördüğünüz gibi. Teyze bunu yoğurtlayacağız bugün. Nasıl istersiniz? Ben bir gaza gelmiştim. Bol bol sık sık YouTube video çekeceğim diye. Ne video çekiyorum ne de video düzenliyorum. Şöyle ki bundan önceki gördüğünüz telefonla çektiğim video telefonda normal. Bilgisayarda normal ama iMovie aktarınca normal değil. Hem yavaşlıyor hem renkleri bir garip oluyor. Onun yüzden Japonya'daki videoyu düzenleyemiyorum. O yüzden bir canım sıkıldı, bir hevesim gitti. Aslında kamerayla video çekmem gerekir ama kamerayı şarj etmiyorum, taşımıyorum gibi sebeplerim vardı. Niye öyle yapıldı bilmiyorum. Telefonumda da o videoyu sildiğim için orijinalini bulamıyorum. Yeniden aktarsam mı bilgisayara falan acaba diye. Bilmiyorum, inşallah videoyu aktardığım zaman o video düzelmiştir. Bir daha telefonla video çekmemeye çalışacağım. Üzgünüm. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Saat neredeyse 3. O yüzden sesim böyle. O yüzden böyleyim. Yanlış anlaşılmaz. Hoşçakalın.